Ne kadar da tuhaf bir yer böyle. Hadi keşfe çıkalım. Buranın doğru yer olduğuna emin misin? Dağa tırmanmamız gerektiğini ve yolu bildiğini söyleyen sendin. Şimdi de kaybolduğumuzu mu söylüyorsun? Uzaktan bakınca sihirli dağın burada olduğuna yemin edebilirdim. Bu siste insan nereye gideceğini şaşırıyor doğrusu. Amy, Hiro ve Yoyo'ya Luigi adında yeni bir arkadaşları da katılmıştı. Ama bu yolculukta öğrenecekleri çok şey vardı. Hey Luigi, kendi başına dolaşıp durmayı keser misin? Siz bu kadar oyalanmasaydınız böyle bir şey yapmazdım. Üzgünüm ama bu andan itibaren artık tek başıma hareket edeceğim. Görüşürüz. Hey Luigi, bekle. Yararı yok Amy. Onu asla yakalayamayız. Senin gibi bir tavşandan bile hızlı koşuyor. İmdat! İmdat! Hey, neyse ki güvendeyiz. Oo, bu beni çok korkuttu. Birdenbire her şey üzerime doğru yuvarlanmaya başladı. Ben o ağaç neden düştü onu anlamadım. Siz bu dağı bir an önce terk edin. Yürü. Üzgünüm ama daha ileriye gidemezsiniz. Ama neden? Siz de kimsiniz? Biz kötü bir şey... Evet. Biz sadece sihirli dağa gitmeye çalışıyorduk. Sihirli dağ mı? Yanlış yolda ilerliyorsunuz. Ne? Ben sana söylemiştim. İyi ama bu dağ ne oldu böyle? Neden bu kadar kurak? Çünkü geçtiğimiz sene hiç yağmur yağmadı. O yüzden... Öyle mi? Ağaçlarımızı kaybetmeye başladık. Yaşamak için o ağaçlara muhtacız. Bu yüzden de Tanrıçanın gözyaşlarına ihtiyacımız var. O olmadan... Tamam siz ol. Tamam. Sakin ol. Tanrıçanın gözyaşları mı? O da nesi? Belki de pırıl pırıl parlayan mücevherlerdir. Görmeyi çok isterdim. Neyse, bir an önce bu dağı terk edin artık. Bir dakika. Tanrıçanın gözyaşlarıyla ilgili bir şeyler anlatsana. Anlat lütfen. Lütfen anlat, duymayı çok istiyoruz, lütfen. Pekala, o zaman sizi şefimize götüreyim. O size bir şeyler anlatabilir. Ama sonra dağdan ayrılacaksınız, tamam mı? Hadi gidelim. Uyuyan toprağı uyandır ve böylece zenginlik ve bereket seni bulur. Böyle mi yazıyor gerçekten? En azından böyle tahmin ediyorum. Kafamızı karıştırdınız doğrusu. Hayır devam et. Bu köyde anlatıla gelen eski bir efsanedir. Bu çok ilginç. Bir tanrıçanın gözyaşları. O kaplamanın burada ne işi var ki?
İçeri tanrıçanın gözyaşlarına ulaşmaya çalışan bir sürü insan girdi. Ama hiçbiri geri dönemedi. Neden peki? Hepsi birden öldü mü? Bilmiyorum. Kimse içeri girmesin diye bir sürü tuzak olduğunu düşünüyorum. Orası tanrıçanın kutsal mekanı. O yüzden herkes öyle kolayca giremez. Eğer bu gözyaşlarını çalmaya kalkarsanız tanrıça sizi lanetler. Ne kadar aptalca. Yani şu ana kadar kimsenin tanrıçanın gözyaşlarını görmediğini mi söylüyorsunuz siz? Yani gözyaşları köyü canlandıracak, öyle mi dediniz? Anlayamadım. Aa, evet, evet, evet. Onları bir elime alabilsem, oh, o zaman belki de yakışıklı prensimi bulabilirdim. Oh. Oh. Gerçekten emin misin? Tanrıçanın gözyaşlarını istemiyor musun ki? Bu sayede köyü ve dağı kurtarabiliriz. Ama dağdan ayrılacağımıza dair söz verdik, hatırlıyor musun? Köyde yaşayanlara üzülmüyor musun? İstiyorum, mücevherleri de istiyorum. Evet, o da var ama. Hadi gidelim. Tamam. Abdallar demek mücevherleri çalacaklar. Çalmak kötü bir şeydir. Ne kadar da çok dürüstün. Kötü. Bunu boş ver. Bu bir şans, görmüyor musun? Eğer mağaraya girerlerse kaçamazlar. Ayrıca tüm o mücevherleri bir düşünün. Demek efsunlu bir mağara. Bu çok ilginç. Ah, değil mi ama? Onlara orada bir tuzak kurabiliriz ve içeride kapalı kalırlar. Dışarıya asla çıkamazlar. Bana da o mercan kılıcı getirseniz çok iyi edersiniz. Ayrıca mağaraya girebilirseniz istediğiniz kadar zengin de olabilirsiniz. Ah, çok cömertsiniz. Ama bir de başarısız olursanız... Başarısız olmak mı? Kua! Sakın işi bitirmeden gelmeyin. Yoksa dünyayı size dar ederim. İşe yaramayacak gibi. Bahse girerim. Kapıyı açan sihirli bir sözcük vardır çocuklar, mutlaka. Sihirli bir sözcük mü? Ya anlarsınız işte, her zaman bu tip durumlarda kullanılan sihirli bir sözcük vardır. Yani açıl susam açıl gibi. Tamam, o zaman deneyelim bakalım. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. Evet. Sanırım bu değildi. Tamam. Açıl fındık. Açıl ketçap. Açıl giriş. Açıl kapı. Açıl mağara. Bunlardan hiçbiri olduğunu sanmıyorum. Tamam, vazgeçmeliyiz. Olamaz. Sihirli sözcüğü bulamıyoruz. Boş ver Amy, sıkıldım artık bundan. Başardım. Girişi bulduk. Hadi, ne bekliyoruz? Aşağı. Hoppa! Sıkıştım. Senin derdin ne? Hadi gidelim. Burası nasıl bir yer? İçerisi çok daha büyük, gelişmiş. Ve korkutucu. Ben korktum. Hadi gidelim buradan lütfen. Burada korkutucu bir şeyler var. Bunu zaten söylemiştin Amy. Dikkat edin. Ay.
bırak derken doğru söylüyormuş. Ah, inanamıyorum. Ne yapalım, ne dersin Amy, geri dönelim mi? He? Lütfen saçmalama, gözyaşlarını bulana kadar devam etmeliyiz. Hero nerede? Buradayım. Beni bırakıp gidiyordunuz değil mi? Ona sen açıkla Luigi. Bak dostum, başımızın çaresine bakmalıydık. Seyahat etmenin ilk kuralı budur. Tamam tamam, sus, sen kendi bildiğini okuyorsun. Hey, şuraya bakın. Bu da ne böyle? Ay! 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 Ay, yaşıyorum yine de. Evet, ciddi bir tehlike atlattık. Sanırım şansımız döndü çocuklar. Mücevherleri toplayacağım. Bekle bir dakika. Şef bizi açgözlü olmamamızı söylemişti. Açalım şunu. Hero, örümcekler. Hero, kurtar beni. Hero. O sana söylemiştim değil mi? Ay. İçimde çok kötü bir his var demiştim. Baksanıza nasıl da sıkışmışlar. Yine mi siz? Evet, evet öyle, öyle. Çocuk İşte karşınızdayız. Bize niye saldırıyorsunuz? Evet, neden hiç vazgeçmediniz? Sessizlik. Sizi öldürmek üzere emir aldık. Ayrıca o güzel kılıcı patronumuza götürmeliyiz. Nasıl yani? Patronunuz kim sizin? Biz de kim olduğundan emin değiliz ya. Zamanımı çalmayı bırakın. Tyson, Korata, alın şu kılıcı. Emredersin. Örümcekler geri geliyor. Meşaleyi kullan. Evet, hallet işte onları. Bu sorun da öyle oldu. Gidin, gidin, gidin. Güzel. Hazine benimdir. Eğer bunu yakarsak hepsinden birden kurtulmuş oluruz. İşi şaka yapıyorlar değil mi? Buraya bakın. Artık buna bir son verelim. Hadi yürü, çabuk ol. Hadi hadi. Öyle durma Duyici, hadi. Hareket et biraz. Hadi çabuk ol, çabuk. Artık dayanamıyorum. Yeter. Onları bir elime geçirirsem var ya. Kardeşim bak. Bak. Bu çok iyi. Gidip şu çocukları arayalım. Sonra da Tanrıçanın gözyaşlarını ele geçirelim. Uyan kardeşim. Bir an işimiz bitti sandım. Artık çok sıkıldım. Buradan da gidelim bir an önce. Lütfen, rica ediyorum. Bekle. Amy'yi bulmalıyız Duyici. Hey. Eminim şu ana kadar çok daha kaçmıştır. Hayır, hala yakınlarda. Ayrıca o sinir bozucu kedi de yakınlarda. Güzel. O zaman sen git onu ara. Ben gidiyorum. Duyici, biz arkadaşız. Hatırladın mı? Şimdiye dek yaptıkların için teşekkür ederim ama artık yeter. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Hey, bekle. Artık bu mağarayı hiç sevmemeye başladım ama yeter artık. Şu Tanrıçanın gözyaşları nerede olabilir? Hayır, burada da yok. Belki de şu taraftadır.
Yaşasın. Ha, sonunda. Onları buldum. Evet, buldum. Yakınlarda bir yerde bunu hissedebiliyorum. Daha hızlı. Mücevherleri çalacaklar. Daha hızlı gidelim hadi. Burası mı? Vay canına. Neler oluyor? Ne oldu bilmiyorum ki. Bu köprü de nereden çıktı? Söylenmeyi kesin de bir şeyler yapın. Artık size güvenemem. Bundan sonra kendi işimi kendim yapacağım. Anladınız mı? Çok korkunç. Pekala küçük hanım. Hero nerede? Bilmiyorum gerçekten. O iğrenç yüzünü buraya çevirirsen beni görürsün, tamam mı? Görmeyeli seni özlemişim Hero. Uzun zaman oldu. Teşekkür ederim İmogen. Şimdi Amy'yi yere bırak. Seni incitecek hiçbir şey yapmadı. Onu bırakacağımı da nereden çıkardın? O olmadan kralı iyileştiremezsin değil mi? Kraldan kurtulmayı bu kadar çok mu istiyorsun? İnsanların sıkıntı çekmesinin tek sebebi sensin. Evet, her şey senin yüzünden. Sanırım bir anlaşma yapabiliriz Hero. Kız karşılığında kılıcını alırım. Ha? Ama bu bana atalarımdan miras kalan çok değerli bir kılıçtır ve ondan vazgeçmeyeceğim. Onu sana veremem. Neler söylüyorsun? Madem öyle, o zaman ben de bu tavşanı parçalara ayıracağım ve bunu gözlerinin önünde yapacağım. O zaman ne yapacaksın? Ne yapacağımı görürsün. Aptal! Atlamadan önce bakman gerektiğini bilmiyor musun sen? Ne? Atlamadan önce çakmam mı gerekiyordu? Hero. Sözün anlamı her ne yapıyorsan dikkatli olman gerektiğidir. Bunu aklından çıkarma. Tabii bir aklın varsa. Şimdi o kılıcı bana vereceksin. Kardeşim göz. Ne gözü? Sen neden söz ediyorsun? Bu tanrıçanın gözyaşları. Ama bunlar sadece gözyaşı. Mücevherler nerede? Gerçekten mücevher var mı sandınız siz? Evet. Ne oldu ki onlara? Ben eminim ki birileri gelip çoktan çalmıştır onları. Ne? Bizi kandırdın. Böyle bir şeyi neden yaptın İmogen? Çok kızgınım. Biri bunu ödemeli. Bir şey duyuyorum. Bir şeyler duyuyorum. Şimdi ne yapacaksın bakalım küçük oğlan? Seçeneğim yok değil mi? Hey! Hey! Bakın kimi buldum. Korkmayın dostlarım. Duyici burada. Duyici. Hop! Bekleyin beni, işte geldim. Kaçış aracınız geldi. Atlayın bakayım sırtıma. Hadi gel sen de. Bak gidiyoruz. Ayşe. Orada durun. Peşimizden geliyor acele. Hadi fırla. Ya. Atlamadan önce bakmayı unutma sakın. Seni öldüreceğim ben. Hey, neler oluyor? Ama bu sadece saf bir su. Bu olamaz. Ne yani? Tanrıçanın gözyaşları bu muymuş? Olamaz. Hayır. En sonunda tanrıça ağlamaya başladı. Tanrıçanın gözyaşları. Tanrıçanın gözyaşları. Tanrıçam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu çok değerli bir hediye. Çok teşekkür ederim. Evet, işte bir maceranın da sonuna geldik. Neyse ki mutlu sonla bitti. Tabii ki benim sayemde, öyle değil mi? Sen neden söz ediyorsun?
Geri gelmenin tek sebebi mağaranın çıkışını bulamamandı. Bunu nasıl anladın? Sebebi ne olursa olsun bizi kurtardın dostum. Teşekkür ederim. Ama Tanrıçanın gözyaşları mücevher değilmiş. Evet, bu çok kötü. Durun biraz. Tamamdır, geçebiliriz. Şimdi gerçekten çok dikkatli. Imogen'in söylediği neydi? Patlamadan çakmak mı gerekiyordu? Hero. Atlamadan bakmak gerek. Gerçekten emin misin? Tabii ki eminim. Sana inanamıyorum. Imogen tarafından kurulan şeytani tuzaktan kurtulan Hero, Amy ve Doichi ekip çalışmasının ne olduğunu artık çok iyi öğrendiler. Ama gelecekte onları neyin beklediğini hiç kimse bilemez.